Sevgili katmaliklerimiz merhabalar. Bir video daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere kentsel dönüşüm sözleşmelerinde önemli noktaları bahsetmek istiyorum. Projede bodrum katlarının fonksiyonları ve kullanım alanları mutlaka ve mutlaka belirtilmiş olmalıdır. Müteahhit firma bodrum katını kendi aldığı ticari ünitenin bağımsız alanına ait depo olarak planlamış ve tapuda kat irtifakı kurarken de bunları kendi bağımsız birimlerine eklenti olarak işaretletmiş olabilir, kayıt ettirmiş olabilir. Bu durumda tapuya bu şekilde işaretlenmiş bölümlerinden unutmamak gerekir ki kat malikleri hiçbir şekilde faydalanamazlar sevgili kat maliklerimiz. İşte çok önemli bu nokta için bizi arayınız. Bizi ziyaret ediniz. Bize danışmadan kentsel dönüşüme karar vermeyin istiyoruz. Bizim telefonlarımız mevcut, yerimiz mevcut. Buyurun gelin, her zaman misafirimiz olun. Bunu bütün videolarımızda söylüyoruz. Ama böyle ufak noktalarda büyük hatalara maruz kalmayın sevgili kat maliklerimiz. Evet, maalesef bize gelen başvurular ve yapmış olduğumuz incelemelerde bu tür bütün sözleşmelerde bu tür hataları görmekteyiz sevgili kat maliklerimiz. İşte biz de görevimiz icabı bu uyarılarda bulunuyoruz. Önemli bir konu daha arz etmek istiyorum size. Sözleşme avan proje üzerinden değil de mutlaka ve mutlaka ruhsata konu olan kesin, bakın unutmayın, kesin proje üzerinden yapılması gerekmektedir sevgili kat maliklerimiz. Bu yüzdendir ki sözleşmenize mutlaka ama mutlaka kat planlarınızı ekletmelisiniz. Bu hata da çok yapılıyor. Yapılacak binanızın planı sözleşmede belirlenmiş olmalıdır. Bu anlamda sözleşme ekinde kat paylaşım şeması mutlaka ve mutlaka olmalıdır. Buna mutlaka dikkat edin sevgili kat maliklerimiz. Hangi bağımsız bölüm kime ait? Bu açık ve net olarak sizin sözleşmenizde belirtilmelidir sevgili kat maliklerimiz. Neye imza attığınızı mutlaka görünüz, okuyunuz, biliniz. Bilmiyorsanız bilene danışınız. Belediyeler taslak olarak hazırlanmış avan projeleri onaylamaktadırlar. Bu avan projeler ruhsat alımından önce, bakın unutmayın, ruhsat alımından önce değişiklik gösterebilmektedir sevgili kat maliklerimiz. Sözleşmenizin avan proje üzerinden değil de ruhsata konu olan kesin proje üzerinden yapılması gerekmektedir. Çok 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 önemli bir nokta. Evet, bunu da gözden kaçırıyorsunuz sevgili kat maliklerimiz. Evet, diğer sözleşme ayrıntıları ve sözleşmede nelerin olması gerektiğini ve bu sözleşmede hataların minimize edilmesi gerektiğini düşünüyorsanız Büyükçekmece'de ilk ve tek, yıllardır hizmet veren ilk ve tek 18 dalda kentsel dönüşüm uygulamaları konusunda uzman ekiplerce hizmet veren Büyükçekmece Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Ofisi'ni mutlaka ziyaret ediniz sevgili kat maliklerimiz. Bu ve buna benzer hatalarda maruz kalmayınız. Bizi takipte kalınız. Kanalımıza da abone olmayı unutmayınız.